Selamünaleyküm arkadaşlar. Muhtevada kuşçuluk programımızın bugün 3. bölümünü çekeceğiz. Bugün Cihanus kardeşimizin misafiriyiz. Fatih Mahallesi Bursa, Osman Gazi İlçesi Fatih Mahallesi'ndeyiz. Bugün Bursa Oynarı kuşunun tekrardan devamı niteliğinde bir video çekeceğiz. Bursa Oynarı hem yerli ve milli değerimiz. Fatih Sultan Muhammed Han'ın oğlu Cem Sultan'ın tarihi ve yazılı kaynaklara bir önceki programda bahsetmiştik. Cem Sultan'a kadar dayanan çok eski bir kuşumuz. Cihan kardeşimiz de, ona da selam aleyküm diyorum. Aleyküm selam. Bizi ağırlıyor bugün. Sizlere bugün oynar kuşunun diğer bir ırkı olan Etibank bölgesinin cilli kafa dediğimiz, yuvarlak kafa dediğimiz kuşu tanıtmaya çalışacağız. Ondan bahsedeceğiz. Sohbet havasında bir program gerçekleştireceğiz. Öncelikle Cihan kardeşime selamımı verdim. Nereli olduğundan bahsetmesini, kendini tanıtmasını istiyorum. Ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Köse Oroz Köyü'ndensin. 1983 doğumluyum. Evet. Kaç seneden beri kuşluk yapıyorsun kardeşim? Ben çocukluğumdan beri yani. Yani ortaokuldan beri kuş besliyorum. Güvercine gönül verdin yani. Hayvana gönül vermiş bir arkadaşımsın. İlk kelebekle başladım. Zaten Kemalpaşa ilçemizin milli değeri. Evet. Bursa'mıza değer katan kelebek ırkımızın çoğunlukla beslenildiği bölge. Aynen öyle. Peki Bursa oynar kuşuna ne kadar süredir üretimini yapıyorsun? 8 yıldır Bursa oynar kuşu besliyorum. Biz çok merak ediyoruz. Bunu diğer arkadaşlar da merak ediyor. Kanatlı camiası ve kuşu camiası olarak. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Bu ırkın diğer kuşlardan daha özel, daha güzel yanı nedir? Yani sizi bu ırka çeken olay nedir? Ben hangi oynarcıyla konuşsam bu kuşun çok değişik yönlerinden bahsediliyor. Senin için bu kuşları sana cazip kılan nedir? Oynar kuşu biraz daha sert, biraz daha yerini beğenmesi lazım. Ne bileyim, uçuşu serttir. Diğer kuşlara göre biraz daha kanat alışları falan farklıdır. Yani doğal sert ve uçar. Seleksiyon ırk olduğu hani için dağınık uçar. Hepsi evet. Bir arada toplu şekilde uçmazlar. Yani zor kuştur, inat kuştur. Hani sabır ister yani. Bakmak evet. Biraz da tecrübe işidir. Tecrübe yani. Ve emek isteyen bir iş diyorsun. Peki oynar güvercininin bu ırkını bakmak için yani karar kıldığında niye bu cilli kafa, yuvarlak kafa dediğimiz Etibank kuşuna karar kıldın? Mesela başka bir yerde dik alın bakan bir abimiz vardı veya farklı ırkını bakanlar var. Sen niye bununla karar kıldın? Benim gözüme bu kuşlar daha çok hoş geldi. Suratları, eşkalleri, akılları fazla iç hani kırılmamışlar yani. Daha saf yani. Ve daha doğal seleksiyon. Mesela bunlar anne baba yemeği bıraktıktan sonra, vermeyi bıraktıktan sonra yavrular kendileri yem yemiyor. Ben bunlara bir hafta, iki hafta hep takviyeli besliyorum. Zor yani. Büyüyen kuşlar tabii. Yani. Doğal hani seleksiyon. Anne baba bırakıyor, ben elimle kendin devam ediyorum. Kendin takviye yapıyorsun. Tabii. Şimdi demin bir kuş gösterdim bize programa başlamadan önce. Buradaki en yaşlı kuşun kaç yaşında? En yaşlı kuşum 7,5 yaşında. Neredeyse tam 8 yıldan beri bakıyorsun. Bir tane de beyaz vardı, o da aynı yaştaydı. Geçenlerde kaybettik. Aynen. Peki Cihan kardeşime sorayım ben arkadaşlarımızın adına. Yemleme usulü nedir? Şu an kümesine bakıyoruz biz, maşallah temizliğini yeni yapmışsın, sezonun temizliğini. Aynen. Gayet güzel. Bizler biliyoruz, biz sizle dostuz. Tabii, Cihan kardeşimize dostuz. Değerli bir kardeşimiz, samimiyetine ve bilgisine güvendiğimiz bir kardeşimiz. Kuşlarının yemleme rasyonu nasıl? Bakıyorum kuşların gayet sağlıklı tüy döneminde olmamıza rağmen. Kuşları akşamdan akşama yemleme yapıyorum. Genelde 6-7 civarları. Standart. Yani sabahta işe gitmeden önce çok az yavrular olduğu için çok az hani çerez niyetine aç kalmasınlar fazla diye. Peki özel az bir şey yem mi veriyorsun? Tabii. Yemin özel mi? Mesela tabii. Bizi biliyorsun, biz oyun kuşu ve posta güvercini bakıyoruz. Biz normal sezonluk olarak yaz döneminde buğday, aspir ve beyazları karıştırıyoruz. Ama ben size bakıyorum oynar camiasına. Biraz daha güçlü biraz yem. Biraz daha güçlü yem veriyorsunuz. Yani tabii. Tüy döneminde olmasına rağmen güçlü yem veriyorsun. Muhabbet yemi de karıştırıyoruz. Bunun mesela sebebi zor kuş olmasından mı yoksa? Sert kuş olmasından. Sert kuş olmasından. Tabii. Diğer kuşlardan daha fazla metabolizmi kızı yüksek tabii. O zaman. Tabii. Şunu da sorayım ben sana kardeşim. Bu kuşlardan yavru alırken bir önce Ergün abi de bahsetti. Ondan önceki arkadaşlarımız da bahsediyor.
Yavru alırken o yedekçi kullanmıyormuş ama genel itibariyle yedekçi kullanılıyor. Sen de bildiğin kadarıyla yedekçi kullanıyorsun. Ben de yedekçi kullanıyorum. Arkamızdaki kümesi yedekçi kümesin anladığımız kadarıyla. Yavruyu almak niye bu kadar zor bu kuşlarda? Ya altlarında yavru çıkıyor. Bazen yavruyu eziyorlar, öldürüyorlar. Hırçın sert kuş oldukları için kıskançlık yapıyorlar. Hani sertler yani. Hani yavruyu altlarında ezebiliyorlar. Hani şey kuşlar değiller yani, böyle hani uysal kuş değiller. Basit yani. Basit kuşlar değiller. Basit yani. Değiller hani yani. Bizim diğer kuşlarımız gibi kümeste devamlı sabit böyle kalmıyorlar anladığım kadarıyla. Ya bakan kuşlar da var. Evet. Hani yavru bakan kuşlar da var ama bir kere alıştırana kadar en az bir 4-5 parti yavru öldüren kuşlar var altlarında. Anladım. Hani öğrenene kadar bayağı bir uğraş istiyor. Şimdi, o yüzden ben yedekçileri kullanıyorum. Bizde şöyle bir durum vardır. Oyun kuşunda. Altından beyaz gelen kuş bizim için kaliteli kuştur. Tabii. Bir de oyun yapıyorsa. Şimdi ben bakıyorum mesela diğer o dikkalın kuşlarda da altlarından beyaz ve kalaça dediğimiz renkli kuşlar geldi mi daha kaliteli diyorlar. Şimdi sen de bakıyorsun. Kalaça değil de şimdi beyaz, ben de beyaz geliyor. Kalaça sen, falan gelmez mesela. Beyaz, ben 8 yıldır hiç kalaça falan gelmedi. Yok ben o başka kuşlar için söyledim. Senin kuşlarında beyaz kuşlar var. Bunları da bu kuşların altından alıyorsun değil mi? Tabii bu kuşların içinde beyazlık da var, Araplık da var. Hani Arap gelmiyor. Hani koyu kuşla çalışmaya gidersen Arap'a doğru gider. Açık ak kanat, ak kuyruk, muskalı, yaşmaklı kuşla çalışmaya girersen açarsın kuşları hani. Çalışmana bağlı. Ben bilmediğim için soruyorum da demek ki bu kuşlar bizim Mardin ve... Ama Arap kuşundan da beyaz gelebilir. Evet. Hani ak kanat, ak kuyruk kuştan da... Bu bir kalite midir da, yani? Tabii. Onu demek istiyorum. Şimdi doğal seleksiyonu bunun her kuşun Arap ve beyaz tabii. Doğal olarak. Aynen. Bu kuşların altından beyaz ve Arap kuş geldiği için ben özellikle bakıyorum. Kime sorsam aynı şeyi söylüyor. Beyaz oynar geliyorsa itli kalın olabilir işte. Dediğiniz gibi cilli kafa olabilir. Yuvarlak kafa. Yuvarlak kafa aynen. Olabilir. Bunların altından eğer beyaz kuş geliyorsa gayet saf ve doğal seleksiyondur diyor. Ben tabii. Senin kuşlarına bakıyorum, öyle kuşlar da var. Senin kuşların zaten kendini kanıtlamış kuşlar. Tabii. O konuda zaten şüphemiz yok. Camia olarak da biliniyorsun. Onu sormak istedim. Peki güzel kardeşim, yem dışında senin bunlara uygulamış olduğun bir kürüm var mı? İşte vitamindir. Ne veriyorsun? Ben şu an onlara sarımsak, limon, sirke üçünü birleştirip turşu yapıyorum. 10-15 gün bekletiyorum. Evet. Haftada 15 günde bir falan suluklarına bir bardak ilave ediyorum. Doğal. O şekilde doğal bakmaya çalışıyorum. Diğer yani. Türlü bir kimyasal vitamin kullanmıyorsun. Taşları var. Doğal taşları var. Sadece granit ve vitaform. Bir de vitaform biraz daha güçlü. Yumurtalarını boş çıkarmaması için vitaform kullanıyorum. Hani ben bazı oynar bakanlar tüylerini rahat atsınlar diye sirke, içlerini serin tutsun diye ayrıyeten suya sade sirke koyuyorum. O şekilde veriyorum. Tamamen doğal seleksiyon, doğal bir şekilde bakıyorsun. Yani 6 ayda bir aşılarını yaptırıyorum. Yapıyorsun, veba aşılarını yapıyorsun. Tabii. Bakıyorum maşallah gayet güzel kuşlarının bu hareketliliği tüy döneminde olmasına rağmen birçok kuşun tüyü erken bitirmiş. Bu şimdi da gayet yemleme güzel. Yaparken de çekebilirsiniz. Evet. O zaman onu da. Onu da ondan da görsel tabii. Alırız. Çok güzel bir bakım yapmışım. Kuşların tüyleri gayet güzel. Erken çıkanları görüyoruz. Şunu soracağım sana bir de ekstradan. Şimdi sen biliyorsun. Sen hangi kuşun altından nasıl yavru geleceğini biliyor musun? Tabii. Mesela biz kestiremeyiz. Bir oyun kuşunda hangi renk kuş geleceğini bilemezsin. Oyununun bile nasıl olacağını bilemezsin. Tamam oynayabilir ama aynen. Bir bilemezsin. Veya işte kelebek kuşunda da aynı. Kuşu beyaz kelebek eşleştirirsin. Beyaz kelebek işte kara kuyruğun soyanın altından gelmiştir. Parçalı yavru atar. Ama anladığım kadarıyla oynarcılar olarak siz kuşların altından hangi renk kuş geleceğini doğal seleksiyon olduğu için bilebiliyorsunuz tabii. Mesela. Ağırlıklı olarak senin kuşlarının altından hangi renkler geliyor çalışmana göre? Ağırlıklı olarak ak kanat ak kuyruğa yani özen gösteriyorum ben. Hani onu zorluyorum. Bazen içten tek çapar gelebiliyor. O da kuşların içinde Araplık olduğu için. Anladım. Kuyruktan tel atabiliyor. Hani bu içlerinde Arap işaretinin olmasını gösteriyor. Yani muskalı kuşlara çaparlı kuşu girip mesela düz ak kanata çevirebilirsin yani. O şekilde çalışma yapabilirsin. Mesela atkılı kuşları
biraz daha kapalı kuşlara girip normal ak kanat, ak kuyruk, karabaş kuş yapabilirsin. Yani bu... beyazlardan mesela beyazla ak kanatlara girip hani beyazlar mesela çift tarafı hani siyah kuşlarla girilmesi gerekiyor yani. Hani beyaz gelmesini kesmen için hani karabaşla giriyorsan çift taraf beyazla beyazdan gelmemesi lazım. Ya beyazla anladım. Girdiğin. Yani kuşu kapatmak için tabii. Bu seleksiyonları gayet tabii. iyi biliyorsunuz. Bu çok tabii. güzel bir şey. Aynı. Aynı bu muhabbet ve kanarya üretimindeki işte ince tüy kalın tüy gibi. Bizim işte oyun yapacak kuştaki kalın tüy ince tüy gibi muhabbet. Çok beyaz, güzel. Beyaz kuş mesela kuşa daha güzel parlak, daha güzel tüy verir. Hani tüyünün daha kaliteli olmasını sağlar. O şekilde yani. Ben mesela bakıyorum böyle oynar kuşunda özellikle bu gaga kısmı böyle yılan gibi gayet güzel ve parlak oluyor. Aynen. Bu doğa seleksiyonunda var galiba. Ben doğal. Şunu şöyle zannediyordum daha önceden. Bazıları sanki böyle eliyle parlatıyormuş gibi. Bunları da gördüğümüz için ama ben siliyorlar, kuşun, kremliyorlar. Ben şimdi kuşun kalitesini gördüğümüz için oynar kuşunda sende veya başka yerlerde hakikaten hiçbir şey yapmadan gayet o doğallığı ve güzelliği görüyoruz şu an kuşlarda. Demek ki kuşun kalitesinde ve güzelliğinde gerçekten de o şekilde oluyormuş. Uçuran mesela oynar kuşunu uçuran arkadaşlar mesela gagalar karartıyor. Havada mesela kuşlar sürekli uçtuğu için gagayı siyah yapabiliyor. Ama kapalı bakan arkadaşların kuşların genelde sedef gaga olması gerekiyor yani. Şimdi bir takımdan kaç seleksiyon yavru alıyorsun ortalama? Bir takımdan sezon boyunca ortalama 4-5 ağız yavru alıyorsun. Ağız yavru alıyoruz. Bir de şey ben genelde tek büyüttürüyorum yavruları. Tek baktırıyorum. Zorlamasınlar kendini. Yorulmasınlar diye. Hani, ya kendilerine de yavru baktırıyorsun değil tabii, mi? Tabii kendilerinde de yavrular var şu an. Onları çok da şu anda da var. Var. Onlar evet. da kendileri de zaten yavrular zaten biraz sonra yani. Uygun olursa senin için de bir tane güzel bir kuşunu alıp seninle tanıtmanı isteyeceğiz. Tamam. Bunu da böyle nadir olarak yapıyoruz. Bilgisine ve duruşuna güvendiğimiz aynen. arkadaşlarımıza yapıyoruz. Hakikaten senden de şimdi gerçekten buradan arkadaşlara söylüyorum. Cihan kardeşimiz oynar kuşunda kendini ispatlamış ve kaliteli kuşlara bakan arkadaşımız. Camia olarak da Cihan kardeşimizi severler. Yardımcı olmasını istiyorsanız biz onun iznin olursa Instagram tabii, adresini tabii, falan paylaşırız. Aynen. Oradan direkt mesaj yoluyla Cihan'a ulaşabilirsiniz. Bu işi zevk olarak yapıyor ama tabii bu kuşlara da bir haliyle bir masrafı oluyor. Yemidir, vitaminidir, işte grip taşıdır vesairesidir. Bazen hastalanabiliyor, tabii, aşısıdır. Pahanın emeğin değeri olmaz. Belirli miktarlarda sahiplendiriyor yani ücret karşılığında. O yüzden yardımcı olur eğer bu kuşu bakmak istiyorsan. Ya ben bir de çok kalabalık kuş bakamıyorum. Yerim müsait olmadığı sen için. Sen hobi için bakıyorsun. Yani göz zevkim için benim keyfimi yapsınlar, benim yok, gönlümü alsınlar, şimdi, beni rahatlatsınlar soran oluyor, diye. Soran oluyor, direkt mesaj yoluyla. Abi size nasıl ulaşırız? Biz de Instagram yoluyla bize ulaşınıyoruz. Telefon şeyiyle de olabilir. Yani, numarasıyla aynen, da olabilir. Aynen numaranızı da paylaşırız Can kardeşimizin. Oradan size yardımcı olabilir. Kardeşimiz de tamam. Biz burada bu işin ticaretiyle uğraşanlara saygıyla bakıyoruz. Çünkü bu işten ekmek yiyen arkadaşlarımız var camia olarak. Ama Cihan kardeşim ve bizler gibi arkadaşlar biz bu işin hobisindeyiz. Kanatlı camiasını ayakta tutmak, kanatlı camiasını gerçekten kaliteli ve değerli insanlarla belirli noktalara ulaştırmaya çalışıyoruz. O yüzden Cihan kardeşimizle bizim gerçekten samimi olarak samimiyetine, efendiliğine ve karakterine güvendiğimiz bir kardeşimiz. O yüzden kuşları da kaliteli, kendini kanıtlamış kuşlar olduğu için bize soruyorlar. Abi biz bu kuşlardan nasıl yediniz veya işte bu köpekten bundan. Biz de kendimiz hobi olarak baksa da kendi güvendiğimiz yani bu budur diyebileceğimiz arkadaşlara ancak referans olabiliriz. O yüzden Cihan kardeşimiz de bizim sonuna kadar referans olabileceğimiz bir kardeşimiz o konuda. Biz paylaşırız. Cihan kardeşimize de ulaşırsınız. Tabii. Onun dışında Cihan kardeşim tüy dökümünü atlatıp altında yavrusu var dedin. Tüyden çıkıp erken tüyden çıkıp sezonu o zaman sen başlattın o zaman. Bir 15-20 gün öncesinden ben erkenden başlattın o zaman. Yani işte yaz kış çok fazla yavru almadığım için bu sene mesela 3 takımdan yavru almaya çalıştım. Hani hepsinden yavru almak istemiyorum yani. Beğendiğim daha böyle gözüme hoş gelen, daha kaliteli benim için daha değerli olan kuşlardan yavru almaya çalışıyorum. Her zaman kalitelisini hani arıyorsun. Bir iki defa bazılarından yavru alıyorum. Gözüme hoş gelmediği zaman
durduruyorum onların üretimini. Anladım. Boş yumurta yani koyuyorum. Yani diyorsun ki ben her zaman işin kalitelisine, yaptığım yani. İşi kaliteli yapmaya çalışıyorum. Kanatlı camiasına, özellikle Bursa oynar kuşuna kalite anlamında bir şey katmaya çalışıyorum. Tabii diyorsun. Aynen öyle. Ben daha ileriye götürmek istiyorum. Ben bu konuda seni tebrik ediyorum. Çünkü kuşçu camiasında hakikaten kuşçu kanatlı camiasında diyeyim. Değişik değişik kuşlar bakan var. Hizmet etmiyorlar kuşçu camiasına. Yani benim gördüğüm kadarıyla sen demek ki hakikaten hakikaten Bursa oynar kuşuna emek verip emeğini tabii. zayi etmeden üretmeye çalışan bir kardeşimsin. Çok kuş üretmek istemiyorum ben. Abi, hani çok kuş üretip hani biri birbirine benzemediği zaman olmuyor. Hani benim gözüme hoş gelmiyor. Evet. Ben bu sefer rahatsız oluyorum. Ama hepsi rafa çıktığı zaman, hepsi birbirine kopya olduğu zaman içim rahat oluyor. Hani ben buna bakabiliyorum evet. diyebiliyorum yani. Bursa'da doğal olarak senin kuşlarından edinip üreten kümesi haline getirmiş arkadaşlar da var bildiğimiz kadarıyla. Var ama onlar yavru alamıyorlar. Zor kuş olduğu için mesela 2 sene önce bir takım verdim yavru edinemediler, yapamadılar. Hala daha uğraşıyorlar, yavru işte, alamıyorlar bu yani. Bu kuşlar profesyonel manada bakabilecek evet. kuşlar. Evet, basamak evet. isteyen kuşlar o zaman. Zor kuşlar. Biz arkadaşlar ikinci bölüme geçeceğiz. sizden ikinci bölüme geçeceğiz birazdan. İkinci bölüme geçmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum. Biraz önce yedekçilerini çektik senin. Senin şu yedekçi olarak kullandığın kuşlara biz Bursa'da Bursa kelebeği yani kelebek kuşu, soya kuşu dediğimiz Bursa'nın da bir kuşu. Aynı zamanda milletin üretip kuşu camiasını üretip iyi paralar verdiği gerek fiziksel özellikleri, paçası, gagası, kafa yapısı, oyunu kendini kanıtlamış kuşlar bunları yedekçi olarak kullanıyorsun. Yani yedekçilerin bile kaliteli kuşlar. Evet, niye evet. böyle yapıyorsun? Ben onu ben anlamadım. Ben Kemal Paşalıyım. Hani Kemal Paşa'nın da kelebek kuşu meşhur olduğu için ben bu işe zaten kelebekle başladım. Kelebek kuşunu da sevdiğim için hani aynı soy, yedekçilerim de aynı soy. Hani o kuşları da sevdiğim için onlara da yedekçilik yaptırıyorum. Hem görsel olarak bakıyorum. Hem görsellik hoşuna evet. gidiyor. Evet arkadaşlar. Hem yedekçilik gerçekten, yaptırıyorum hem görsellikleri evet, hoşuma gidiyor. Yedekçi o şekilde. Olarak baktığı güvercinlerimizle gerek paça kalitesi olarak. Bugün kostüm kuşu dediğimiz masa kuşlarında da kullanılan. Oyun anlamında da biz oyunlarını çok iyi biliyoruz o kuşları. Nasıl döndüğünü çok iyi biliyoruz. Daha önceden kendini kanıtlamış kuşlar ben bu dönüş kuşları olarak daha önce şurada metroda hani orada derneğimiz var orada uçurdum hani döndürdük eğlendik hani keyfimizi yaptık sonra orada sıkıldım çok insan olmaya başlayınca böyle işte yedekçilik soyunu kaybetmemek için yedekçilik yapmaya getirdim onları orada işte birkaç takım yapıp öyle kanları kaybolmasın diye devam ettirmeye yani çalışıyorum yani ben şuna değinmek istedim. Bursa oynar kuşları zaten tartışılmaz kalitede. Ama yedekçilerinin de kalitesini görünce ben şaşırdım. Daha önceden biliyorum ben onun kuşlarını. Ama her kümeste böyle yedekçiler göremiyorsunuz. Bu da büyük bir başarı. Tek kan yedekçilik üretip sevdiği kuşlara. Yani buradan kişinin neye değer verdiğini çok iyi biliyorsun. Bir de şu konuya değineceğim. Biraz önce geldik biz buraya. Kümesi çekimini yapabilmek için kameraman arkadaşımız kümesi gezerken hemen ayakkabılarını ve terliklerini değiştirdim. Niye öyle bir şey yaptın? Ya başka mesela dışarıdan vardı. Bakteri olabilir, başka kümese girip buraya gelip bakteri taşıyabilir, hastalık getirebilir. O yüzden kümese girerken burada kullandığım terlikleri veya ayakkabıları hani tavsiye ettim yani. Evet. O yüzden hani başka kümeslerden gelip hastalık getirmemesi için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu konunun bile hassasiyetini ne kadar hassas bir konu olduğunu burada görmüş oldunuz. Bitirmeden önce ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölümde sizle birkaç kuş tanıtımı yapacağız ve programımızı sonlandıracağız. İkinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Cihan kardeşimizden bir kuşu tanıtmasını istedik. Oynar kuşunu genel hatlarıyla. Ve kalitesini görün. Elindeki kuş işte kızma mı, erkek mi, genç mi? İşte kanatlarındaki fake sayısı, kuyruktaki fake sayısı. Bir oynar kuşunda bel üstü oluyor mu? Paça oluyor mu?
İşte kafa yapısı nasıl oluyor? Bunları bize ufaktan arkadaşlarımız da anlayabilsin diye anlatırsan çok memnun olacağız. Evet Cihan kardeşim. Oynar buyur. Kuşunda ben yuvarlak kafa, cilli kafa diye geçiyor. O kuşları besliyorum. Tek kan kuşlara bakıyorum. Avuklu, göz farları biraz daha büyük kuşlar bakıyorum. Evet. Hani kuyruk sayısı 12 olması gerekiyor. Evet. Ak kanat ak kuyruk oynar kuşunda 7'ye 7, 6'ya 6 ya da 6'ya 7 de olabilir. 6 siyah, 6 beyaz diyorsun. Evet. Yani şu beyaz evet. sayıları. Daha yeni kızmaya benziyor. Tüyden bu, yeni çıkıyor gibi. Daha yeni işte yani eşe gelecek kıvamda. Evet. Hani hazır yani şu an. Bir ay sonra. Ben yine bakıyorum kömür gibi bir siyahlık var. Şu an tüyde olduğu için biraz daha kuşlar hani şey tüyünü tam tamamlamadığı için evet. biraz daha şey yani görüntüsü hoş olmayabilir ama tüyünü doldurduğu zaman eline aldın mı mesela elinle tutamazsın. Elin kayar tabi eline gelir mesela. Hı. Tüyü kaliteli bel olduğu için. Bel üstü oluyor mu bunlarda diye? Bel üstü oluyor. Tek bir bel üstü. Bir tane bel üstü var. Paçasız. Paçasız. Paçalar tırnak renkleri. Çizme renkleri. Paçası falan olmaz bunların. Evet. Tozluk falan herhangi bir şey yaptığı olur. Zaman başka kuşlarla kırılmıştır. Başka kuşların kanını taşır içinde tırnak olmaz. Tırnak renklerinde bir önem var mı siyah veya beyaz olmasında? Benim kuşlarım Arap kanlı kuşlar olduğu için tırnaklarında siyahlık yapabiliyor. Bu Arap olduğunun işareti. Kanında Araplık var. Ama tırnakları o kadar önemli değil. Benim için önemli olan eşkalleri, suratları, gagalarının biraz daha avuklu, suratı biraz daha ağır olması. Vasıflı olması. Ben ona dikkat ediyorum genelde. Peki mesela şöyle bir kumaşından biliyorum uçurmuyorsun bu kuşları ama hiç böyle kaçırıp da geri gelen veya işte daha sonradan bulduğun kuşun oldu mu? Geçenlerde mesela bir tane beyaz dişim vardı. Altında yavrusu vardı. Yem vermeden önce kümese girdim. Geri çıkarken üstümden fırladı. Tekrar aşağıya çatının altından çıktı. Aşağıya doğru gitti. Ben de çık çık çağırdım mesela. Evet. Kuşlar da içeride yem vereceğim diye uçuşurken. Onların sesini duyup geldi. Kümesin teline yapıştı. O ben de oradan aldım. İçeri koydum. İçeri koydum bıraktım. Yani bu da kuşların vasfını, aklını, göster. Kanlarının, damarlarının sağlam olduğunun işaretidir. Yani ben böyle şeyler yaptıkları zaman daha çok mutlu daha oluyorum yani. Daha güzel oluyor. Arkadaşlara verdiğim yerler oluyor. Mesela birine verdim. Bir tane Can kardeşimiz var. O da benim köylüm. O da bu kuşlara heves etti. Benim evet. kuşlarıma bakıyor. Ona da verdim. Mesela pazartesi günü kaçırmış kuşu. Birkaç gün balkonda gezdirmiş. Kanatlarını çekmiş. Sonra kanatları gelince balkondan fırlamış kuş. Yarım kanat gitmiş hatta. Bir hafta gezip sonra karşı binanın çatısına gelmiş yatmış. Can kardeşim de gitmiş o çatıdan bir hafta sonra işte gelmiş oradan almış kuşu. Hani kuş gene benim burasını bulamayıp oraya kendi hani verdiğim yeri bulmuş yani o şekil olmuş. Böyle bir kana sahip diyorsun. Peki son olarak güvercin camiasına veya güvercin camiasına veya kanatlı camiasına yeni katılacak arkadaşlarımıza bir önerim var mıdır? Bir profesyonel bir güvercin bakan bir kardeşimiz olarak. Onlara bir tavsiye niteliğinde söyleyecek olarak olduğun şeyler varsa onları da arkadaşlarımıza buradan iletelim. Ya ilk önce bakmak istedikleri kuşa iyi karar vermeleri lazım. Hani kuşu görüp tanıyıp bilmesi lazım. Hani öğrenmesi lazım. Sorup soruşturması lazım. Hani hangi eşkal, hangi surat, hangi böyle kuşlar hoşuna gidiyorsa o kuşlara baksın yani. Gönlüne göre olsun yani. Evet. Hani hangi kuşu beğenirse o kuşu beslesin. Yani hangi ırkı beslemek istiyorsa bir karar kılsın. Tabii. Ondan sonra bu işe gönül versin diyorsun. Bakmak istiyorsa da tek bir soy kuş baksın. Öyle evet. ondan bir takım, bundan bir takım, şundan bir takım olduğu zaman oynar kuşun içinden çıkamaz. Evet. Oynar kuşu zor kuştur, inat kuştur. Hani onunla onu, bununla bunu girdiğin zaman yakalayamazsın. Altından ne geleceğini merak eder durursun. Ama tek kan kuş baktığı zaman
hep aynı masıfta kuşlar gelir. O yüzden içi hep rahat olur yani. Anladım. Yani kaliteyi yakalamış olursun. Tabii. Arkadaşlar ben burada sizden huzurunda Cihan kardeşimizi bizi evinde ve kümesinde misafir ettiği için teşekkür ediyorum. Ben hakkını teşekkür helal ederim. Etmesini istiyorum. Helalleş olsun. Siz de hakkınızı helal ve, edin. Ve hepinize buradan selamlarımı iletiyorum. Bir kuşçulukta, muhtevada kuşçuluk programının daha sonuna geldik. Daha nicelerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun.